Kulak iltihabı neden oluşur hocam? Yani şimdi kulağa 3 yapı var. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Bunların hepsi farklı hastalıkları var. Dış kulak iltihapları dediğimiz zaman hani kış mevsiminde daha az olmakla beraber yazın daha çok karşımıza çıkan dış kulak iltihapları, mantar, egzama tarzında hastalıklar var. Orta kulakta işte orta kulak iltihabı ve sıvı birikimleri olabiliyor. Ayrıca kronik orta kulak iltihapları var. Zar, kulak zarı delinmesinden sonra ortaya çıkan sürekli işte kulakta bir akıntı ve iltihaplanma hali. İç kulak iltihapları dediğimiz zaman ise bu biraz daha farklı bir tablo. Bunda şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusmayla hasta karşımıza geliyor. Yine burada virüslerin etken olduğu düşünülüyor. Hani bu grip ve soğuk algınlığı salgınlarındaki virüslerin iç kulağa yerleşip orada orayı uyarması sonucunda işte baş dönmesi, atakları meydana gelebiliyor. Kabaca kulak enfeksiyonlarını bu şekilde sınıflandırabiliriz. Tabii sıklıkla karşılaştığımız ve hepimizin de yanlış yaptığı uygulamalar var. Kulak çubuğuyla kulağımızı karıştırmak. Evet. Peki bunun zararları nelerdir hocam? Yani kulak çubuğu çok kullanılan bir şey. Çok sık hepimiz Evet. Ve kullanıyoruz. bazen de Ve çok elimize sık her kullanılıyor. bulduğumuzu böyle Yani kulağımıza götürüyoruz nedense. biz kulağın aslında çok sık temizlenmesini istemiyoruz. Sonuçta orada bir salgı var. O Evet. salgının bir görevi var. O salgı oradaki mikropları, bakterileri tutarak kulağı enfeksiyonlara karşı koruyor. Biz bunu sürekli temizlediğimiz zaman bir kere bu işlevi ortadan kaldırıyoruz. Kulağın o koruma mekanizması ortadan kalkıyor. Böylece enfeksiyonlara daha açık hale geliyor. İşte mantar türevi veya dış kulak yolu iltihabına bir kere zemin hazırlamış oluyoruz sürekli. İki, kulak kirlerini, biriken kirleri bu sefer içeri doğru iterek kulak tıkanıklıklarına ortaya çıkabiliyor. Veya yani ufak tefek kazalar oluşabiliyor. Kulak çöpüyle kulak Evet. zarı delinebiliyor. Çok fazla karıştırılınca. Ya benim önerim hani çok içeri sokmadan kulak ucuna gelenleri haftada bir veya 10 günde bir alarak temizlemek. Peki kulak ameliyatlarıyla da karşılaşabiliyor kişiler. Peki kulak ameliyatı hangi evrede yapılıyor hocam? Mesela bazen estetik olsun diye işte kepçe kulak ameliyatları yapılıyor. Bunlarla alakalı bilgi verir misiniz Ya bize? kulak ameliyatları da işte o bölgelere göre değişiyor. Yani Evet. şimdi kulak kepçesiyle ilgili bir problem varsa, kepçe kulak problemimiz varsa kepçe kulak ameliyatı yapıyoruz. Evet. Yani bu ameliyat işte genel anestezi veya lokal anestezi sadece kulakları uyuşturucu olarak da yapılıyor. Onun haricinde en çok yaptığımız ameliyatlar işte bu sıvı birikimlerine karşı özellikle çocuklarda veya geniz eti problemi olan çocuklarda orta kulakta bir sıvı birikiyor. Buraya tüp takıyoruz. O sıvıyı boşaltıp yerine tüp takma ameliyatları oluyor. Böylece o sıvının tekrarlanmaması için yapılan bir cerrahi. 6 ayla 1 sene içinde o taktığımız tüpler dışa doğru kendini atıyor. Onun haricinde kulak zarı delik Evet. olan hastalarda o zarı tamir ettiğimiz ameliyatlar var. Sıklıkla karşımıza çıkan. O zarı vücudu, hastanın vücudundan aldığımız bir yama, doku parçasıyla kapatıyoruz. Ve hani sonuçta oradaki deliği onarmak bizim temel amacımız. Böylece hastaya büyük bir konfor sağlıyoruz. Eğer ameliyat başarılı olursa böylece hasta hem o delikten kurtuluyor, hem işitmesi biraz yükseliyor, eskiye göre daha iyi oluyor, hem Evet. de kulağını delik olan, kulak zarı delik olan kişiler kulaklarını sudan korumak zorundalar. Oraya su kaçmaması gerekiyor. Böyle bir şeyden de kurtarmış oluyorlar Evet, kendilerini bakın sevgili zorunluluktan. izleyenlerimiz, önemli bir detaydan bahsetti Koray hocamız. Kulak zarı delik olan hastalarımız banyo yaparken kulaklarını Evet. kulak Korumaları pamuğuyla kulak. korumaları Evet, gerekiyor. yani içeri su girmemesi lazım. Su girdiği zaman enfeksiyon başlıyor. Akıntılar başlar o zaman. Kulakta da kulak akıntıları biraz tehlikeli. Yani beyine Evet. yakın yüz siniri oradan geçiyor. O yüzden biz çok akmasını istemiyoruz kulağın. O yüzden mutlaka kulak zarı delik olan kişiler kulaklarını suya karşı korumaları lazım. Aslında çok önemli organlarımız, kulak, burun, boğaz, gerçekten çok önemli organlarımız. Birinden biri olmasa herhalde hayatımız alt üst olur diyebilir miyiz hocam? Yani bu organların hepsi birbiriyle Evet. bağlantılı. Hepsinin farklı fonksiyonları var ama temelde solunum yolu organları artı kulak işitme ve denge Evet. sistemiyle ayrı bir yeri var. O yüzden çok önemli. Peki ameliyatları hocam ne tür süreçte ayağa kalkılabiliyor, ne tür süreçte Kulak yapılabiliyor ameliyatları kulak için mi? ameliyatları? Yani aynı günde taburcu edebiliyoruz ama genelde bu tip ameliyatlarda bir gün Evet. yatırabiliyoruz. Ama tabii
pansumanlar oluyor. Bir hafta süresince bir hastayı pansumanlara çağırıyoruz. Onun dışında tabii hemen ameliyatın başarılı olup olmadığını anlayamıyoruz. Sonuçta bir 3 ay geçmesi lazım ameliyatın üzerinden. Eğer 3 ay geçtikten sonra da kulak zarında bir problem oluşmuyorsa o zaman ameliyatın başarılı olduğunu söyleyebiliriz.